Bekleme yapma be oğlum. Abi, aklım başka yerde. Konsantre olamıyorum. Ya ne yapıyorsun Şükrü ya? Karadeniz'de gemilerin mi battı ya? Yok Kemal amca. Yarın Potito'nun cinsiyetini öğreneceğiz. Heyecan bastı. Hadi hayırlısı bakalım. Sağ ol Kemal amca. Kemal amca kafasına taktığı şeye bak. Erkek adamın erkek oğlu diyoruz. Adam inanmıyor ya. İşte bu kadar ya. Allah korusun Hüseyin. Potito bu söylenenleri duysa dünyaya gelmekten vazgeçer. Hem bu devirde böyle laf mı olur? Sağlıklı olsun, kız erkek ne fark eder? Bana bak. Bebek bakıcılığı yapma, çay yap. Bak bak nereye oturtuyorum bak. Hey yavrum hey. Gördün mü? Ya ama bitmedin nasıl olsun? Yok bitmedi. Şükrü, senin gönlünden ne geçiyor? He? Çocuk kız mı olsun, erkek mi? Yani dün akşam güzel mi güzel bir kız çocuğu rüyama girdi Kemal amca. Hadi be. İçimden kız evlat geçiyor, ne yalan söyleyeyim. Ne kızı Şükrü? Erkek olacak Potito. Rüyaların tersi çıkarmış. Abi, ben kız evlat istiyorum. Hem Hatice'm de kız istiyor. Hatice tabii kız ister. Büyütecek, dedikodu yapacak. Sen erkek evlada odaklanacaksın oğlum. Neden abi? Nedeni var mı? Yeri gelecek, okey oynarken dördüncüye ihtiyacımız olacak. Biliyorsun değil mi? Tak dördüncü yapacak. Yeri gelecek, eve para getirecek. Yeri gelecek, iş kuracağız. Unutma bunları. Kız Potito'm da yapar bunları. Ha bak burada, Şükrü haklı. Kadınlarımızın elinden her iş geliyor. Benden söylemesi Kemal amca. Bundan sonra ben karışmam. Bence burada erkek evlat sinerjisi oluşturmamız lazım. Ya bak biz bu işe hiç karışmıyoruz. Gönüllerinden ne geçiyorsa o olsun. Önemli olan hayırlısı olsun. Değil mi? He? Doğru Kemal. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Ben kaçıyorum çocuklar. Hadi bakalım. Güle güle Kemal amca. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Hoşça kalın. O tutu erkek olacak oğlum. Selamünaleyküm. Selam. Şükrü'ye kalem kağıt ver Yakup. Ben Potito'nun kariyer planlamasını yaptım Şükrü. Ne abi? Yaz Şükrü. Potito ilk adımlarını attığı anda futbol topuyla karşılıyoruz onu. Evet. Yazdım abi. Sonra ona hemen Trevelle öğretiyoruz. Sonra Rabona, sonra ayak içi plase idmanları yanı sıra dar alanda kısa paslaşmalar. Yavaştan güçleniyor, sonra basında haberleri çıkıyor. Küçük yetenek, görenleri hayrete düşürüyor manşetlerini görüyor musun Şükrü? Evet abi, görüyorum. Ardından kapımıza dayanıyor büyük kulüpler. Real Madrid, Chelsea, Liverpool, Barcelona. Ama biz hepsini reddediyoruz. Neden abi? Çünkü Bursa Spor'un teklifini kabul ediyoruz. Önce Bursa, sonrasına bakarız. Sen rahat bıraksana Potito'yu. Bırak çocuk istediği takıma atsın imzayı. Hem belki Sivas Spor'u seçecek. Menajerlik yapma Yakup, çay yap. Abi, Longe'yi de öğretelim mi? Belki kaleci olur. Gidi. Öğretelim. Kız evlattan vazgeçtin değil mi? Evet abi. Birden erkek evlada yükseldim. Aslanım benim. 15 yaşında Potito ilk maçına çıkıyor. Rakip Velez. Arjantin temsilcisi. Bursa Velez'den neden maç yapsın abi? Dostluk maçı Şükrü. Bizim Bataşan'ın eski takımı. O ayarlar. Sonra Potito ilk maçında hat-trick yapıyor. Stat inliyor. Potito! 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 Sonra kamera babasına donuyor. Babası gururlu. Evladı sağda coşuyor. Goller üzerine atıyor.
Babası sensin. Benim. Babası benim. Benim. Ya Potito babasına çekmiş, yeteneksizse, topa bile vuramıyorsa? Bitti. Potito'nun kariyeri bitti. Yok abi, kız evlat iyidir. Bak çıkıntılık yapma Şahiyem. Her şeye maymun olur ya. Telaşa mahal yok Şükrü. Erkek Potito'nun daha farklı kariyer planları da olabilir. Abi, benim içimden kız geçiyor. Kesme sözümü Şükrü. Bak Şükrü, baktın futbol topuyla ilgilenmiyor. Ne yapacaksın? Okula gider abi. Doktor olur, mühendis olur. Sen ne biçim babasın be? Sen acımıyor musun Potito'ya? Ne yapayım abi? İşte bu. O ne ya? Ben her şeyi düşündüm Şükrü. Şimdiden pop şarkıları dinletiyorsun evde. Anne karnında kulağa alışıyor. Hatice'nin karnında duyabilir mi? Duymaz mı? Potito dünyaya geldiği zaman ağlaması bile notayla olacak. Evde, odasında sürekli müzik dinleteceksin. Ya Şükrü, sana burada altın tepsiyle bir fırsat sunuyorum. Pardon, altın mikrofon mu? Yazdım abi. Düşün Şükrü, erkek Potito küçük yaşta beste yapmaya başlamış. İnternette şarkıları bir bir paylaşılıyor. Sonra ilk albümünü çıkartıyor. Abi, artık albüm satmıyormuş. Her şey dijitalmiş. Belki çocuk kız olacak Hüseyin. O da şarkıcı olabilir. Belki Demet Akalın gibi popun kraliçesi olacak. Nereden biliyorsun? Evet abi, Yakup ilk defa haklı. Belki Potito'm popun kraliçesi olacak. Benim yeğenim erkek olacak. Megastar Tarkan gibi hayranları olacak. Genç kızların yüreği titreyecek. Düşün Şükrü. Şükrü, sen Potito'yu Hüseyin'in eline bırakma. Çocuğun kariyeri başlamadan bitmesin. Kariyer planlaması yapma Yakup, çay yap. Kadriye anne de gitti. Şimdi ben yarın cinsiyet öğrenme partisi nasıl yapacağım adoslar? Beni kimse sevmiyor bu ailede. Kimse benimle hastaneye gelmiyor. Ah benim kadersiz Potito'm, ah. Herkesin partisi var ama onun bir partisi olamayacak. Ya Hatice, amma abarttın ha. Ya gideceksin, öğreneceksin işte yani. Neymiş bu parti falan? Ya teyze artık öyle olmuyor. Şimdi Kadriye anne gitmeseydi yarın ben de hastaneye gelecekti. Cinsiyetini o öğrenecekti. Bize sürpriz olacaktı. Eğer kutunun içinden pembe balon çıkarsa kız olduğunu, mavi balon çıkarsa erkek olduğunu anlayacaktık. Allah Allah. Bir de parti çıktı başımıza. Teyze kız, yarın sen gel benimle hastaneye. Cinsiyetini sen öğrenirsin. Ay yok Hatice ya, bulaştırma beni. İşim gücüm var bir sürü yarın ben. Duydunuz mu dostlar? Teyzem de gelmiyor benimle hastaneye. Ben şimdi bebeğimin cinsiyetini öğrenemeyeceğim mi? Partiler yapamayacağım mı ona? Beni kimse sevmiyor bu ailede. Ben bunu anladım. Ben de parti yapmak istiyordum. Ben de storyler çekmek, fotoğraflar paylaşmak isterdim. Aha, ne kadar kadersiz bir anneyim. Gelin bakalım Karamazov kardeşler. Ne oldu? Sizin niye suratlarınız asık böyle? Biz sizden bir şey rica etmek istiyoruz. Söyle Merveciğim. Ama kendimiz için değil. Hı. Tamam işte söyleyin. Hatice abla ve Şükrü abinin bebeğinin cinsiyeti yarın belli oluyormuş. Hı. Ve çok heyecanlılar. Ya o kadar geçti mi zaman yani, nasıl akıyor gidiyor şu zaman anlamıyorum vallahi Yeneli. Hadi bakalım hayırlısı. Hatice abla da çok heves etmiş, cinsiyet açıklama partisi yapmak istiyor. Cinsiyet açıklama partisi. Hatice'ye bak sen. Ya video çekip paylaşmış ama kimse yardımcı olmuyormuş. Biz de şimdi izledik. Diyoruz ki hani siz de izin verirseniz biz yardımcı olalım. Ay, görüyor musun şunları? Çok iyi düşünmüşsünüz çocuklar. Hatice'nin de tam da morale ihtiyacı var. Biz ona destek olalım. Ayrıca siz
Çocukken az kahrınızı çekmedi sizi. Ay güzel çocuklarım benim ya. Siz ne kadar duygusalsınız. Sizin içiniz ne kadar güzel. Siz ne kadar bana çektiniz çocuklar ya. Bana derken hani şey anlamında Gönül, yani bana bir kısım yani bazı şeyler bana, bazı şeyler sana, ama hani şey anlamında dedim yani tam. Bir şey söylerdim ama neyse. Tamam o zaman, süper. Öncesinde ben hastaneye gidip cinsiyeti öğreniyorum. Sonra da gelip burada partiyi yapıyoruz. Cinsiyeti sen mi öğreneceksin? Evet, o zor görev bana ait. Ay çok havalıymış Gönül ha. İyi tamam, hadi pastalar da benden. Canım annem ya. Canım oğlum. Hadi bir kıyak da benden gelsin. Ne? İçecekler de benden ha. Canım babam. O zaman ben hemen haber vereyim. Ver ver. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı dümen tutarız bu evde sır dolu şu halimiz.